Yeşim nerede? Yok. Gitmiş. Kaçırılmış. Yok ulan değil mi? Senin evlenmeye falan niyetin yok. Yine oynuyorsun benimle, yine kandırıyorsun. Şerefsiz. Ağzını topla bıldırcın yoksa... Yoksa ne he? Ne yapacaksın? Yalan mı? Evlenmeye niyetin yok senin değil mi? Ondan bir daha haber alamazsam, onu kaybedersem seni de yaşatmam. Sen bunu sakın deneme. Sakın. Seni burada öldürtebilirim. Ve kimsenin ruhu duymaz. Haberi olmaz. Öldür beni. Hadi. Zaten senin gibi bir kasaptan da bu beklenir. Hadi durma. Söyle vursunlar beni. Düşmanımsın bundan böyle. Ve Ekrem de bulaştı bu işe. Para uğruna, hırsları uğruna. Konuşmuyor ama. Hiçbir şey anlatmıyor. Ama bizi asıl adama o götürecek. Her şeyin başındaki adama. Ben elimden geleni yaptım ama yok. İşin içinden çıkamıyorum. Affet beni. Sana başta söylemiştim. Bu yolun dönüşü yok diye. Ama ben... Aması falan yok Ekrem. Yok. Bu işi bitireceksin. Ya da canını alacağım. Kızlar annem kafayı yedi. Nasıl yani? Ay bir göreceksiniz halini. Sürekli süsleniyor. Kılık, kıyafet. Benden genç. Üşüp de iyice. Sen ciddi misin kız? Vallahi Sevda. Senden bile açık giyiniyor. Ne demek senden bile şekerim? Ne olmuş buna böyle? Üstüme iyilik sağlık. Kadın dediğini yaptı vallahi sonunda. Kurtulmam lazım bu adamlardan. Kahretsin, kahretsin. Adamlarla burada buluşuyor demek ki. Biliyorum. Onun bu işin içinde olduğuna adım kadar emindim. Anne bak, o dediğim şekerlerden alacağız ama tamam mı? Tamam kızım, alacağım dedim ya. Selim Bey. Feride. Bilal. Gerçekten sen misin? Döndün mü Bilal? Anne, kim bu? Annem mi? Evet, kızım. Aslı. Merhaba. Merhaba. Ne kadar çok zaman geçmiş, değil mi Feride? Hiç inanasım gelmiyor. Kızım. Yavrum, meleğim benim. Unutturacağım canım. Yaşadığın tüm kötü şeyleri sana unutturacağım. Ve bir daha seni bırakmayacağım. Canım pahasına da olsa seni koruyacağım. Bilal. Merhaba Kadir. Sen... Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben... Ne diyeceğimi bilemiyorum. Nasıl? Neler oldu Bilal? Uzun hikaye be Kadir. Çok uzun ve... Zor bir hikaye. Yani başlıyorsun gene işe. Evet. Ekrem abi özür diledi benden. Bir daha böyle şeyler olmayacak. Gelişin başında dur dedi. Hadi ya. Ekrem mi söyledi bunları? Tabii ki. O da anladı ben olmadan işlerin yürümeyeceğini. Para meselesini konuşsaydın tekrar. Konuştun mu? Öyle eskisi gibi 3 kuruşu olmaz. Konuşacağım tabii. Hem onunla konuşacağım hem... Yani daha konuşmadın öyle mi? Ya şimdi bana ihtiyacı var İpek. Nasıl olsa istediğim parayı verecek. O konuda problem çıkmaz. Bak Tekin, bu sefer de gidip Boğaz Sokluğu'nda çalışma oralarda. Eğer öyle olacaksa gidip başka bir iş bul kendine. Söylediğin lafa bak. Kolay mı kızım başka bir iş bulmak bu zamanda? Allah Allah. Ya artık rahat yaşayalım Tekin. Önce hemen ayrı bir ev tutalım ha? Bıktım böyle sığıntı gibi yaşamaktan. Hallolacak. Her şey hallolacak. Akıllandım bu defa. O vermezse ben parayı almayı çok iyi biliyorum. Ben de akıllı olacağım bundan sonra. Aferin sana. Şurayı da boya bakalım. Harika. Ay şekerim. Kahvaltıyı da sıkı ettik ama yine de benim içim ezildi. Hazırlayalım bir şeyler, atıştırırız. Vallahi iyi olur. Feride sen misin? Benim ben. Kızlar, kızlar. Ne bu halin şekerim, çatlayacaksın şimdi. Feride ne oldu? Bilal. Bilal gelmiş. Ne? Bilal mi? Evet. Dönmüş. Mahalleye dönmüş. Şok oldum görünce. Konuştuk. Tabii öylesine ayaküstü. Hapisten çıkmış. Demek geldi ha. Bilal de döndü. Peki nasıl? Nasıldı? Sanki o kadar yıl geçmemiş. Hiçbir şey değişmemiş gibi geldi bana. Çocukluğumuzdaki gibi. Heyecanlandık ikimiz de. Ama biliyordum. Bir gün yeniden karşılaşacağımızı biliyordum. Yeşim. Anne. Canım. Anne. Anne sen misin? Benim kızım. Ve seni bir daha bırakmayacağım. Ama sen... Sus. Konuşma. Zamanı gelince sana her şeyi açıklayacağım. Geçmişi unutacağız artık. Hiç konuşmayacağız. Demek Bilal sensin. Tüm mahalle Tahir'i ve seni konuşuyor. Zaten herkes ne çok şaşıracak görünce. Döneceğimi kimse tahmin etmiyordu herhalde. Gel. Kahvenin önünde görünce seni hayal görüyorum sandım. İnanamadım. Tabii ya. Kaç sene sonra görünce. Yıllarca haber alamadık. Hapisten de kaçtığını söylediler. Bir gün sonra yakalandık zaten. Ama cezamı çektim. Sonra da başka bir şehre. Herkes iyi mi? Mahalledekiler nasıl? Nasıl olsun? Hayat devam ediyor işte. Feride'yi gördüm kızıyla. O kadar zaman oldu mu diye düşündüm. O kadar yıl geçti mi ya? Ne çabuk büyümüşüz diye düşündüm. Feride'nin bir kızı olmuş. Kocaman bir kız. İnanasım gelmiyor. Biz daha dün çocuktuk yani. Yorgunsundur sen. Bana gidelim. Uyuyup dinlenirsin biraz. Uykuyu unuttum ben be Kadir. Günlerce, gecelerce düşündüm olanları, yaptıklarım. Hiç huzurum yok. Hiç. Hoş geldin abi. Geldiğin gibi yerime kurulmuşsun Armut. Alışkanlık işte abi. Bu alışkanlığından kurtulsan iyi olacak. Dikkat ederim abi. Senin için daha hayırlı olur. Beni arayan soran var mı? Yok abi, kimse aramadı. Ses soluk çıkmıyor kimseden. Bu hayırlı bir şey mi? Yoksa fırtınadan önceki sessizlik mi? Bir şey mi dedin abi? Yok bir şey. Abi. Efendim? Ya hani burayı kapatacağım, başka bir iş yapacağım diyordun. Her şeyin bir zamanı var Armut. Zamanı gelsin. Bak neler yapacağım. Havada serinledi mi ne? Bir gün bir günü tutmuyor şekerim. Doğru söylüyorsun Sevda. Hadi bakalım çocuklar. Hadi kızım. Gelin. Hadi Can gel, yemek yiyeceğiz. Gel oğlum, gel buraya. Gel. Anne bak, Kadir geliyor. Kadir. Merhaba Kadir. Afiyet olsun. Sağ ol şekerim. Gelsene bir şeyler atıştırıyoruz. Kalk kızım yer ver Kadir abine. Aç değilim ama bir çayınızı içerim. Ben sana bardak getireyim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın bakalım? İyiyim. Çok özledim seni. Ben de seni özledim. Bilal'i gördün mü? Karşılaştınız mı? Geldi biliyorsun değil mi? Eve bıraktım onu. Uyusun biraz. Kendine gelsin. O da döndü işte. O da geldi mahalleye. Bilal de dönünce kadro tamamlandı. He? Bir tek abim yok. Çok değişmiş Bilal. Olgunlaşmış. Biraz nasıl söylesem biraz durulmuş gibi. Nasıl, iyi mi? Neredeymiş, neler yapmış? En son hapisten kaçtığını duymuştuk ya. Bir daha haber alamamıştık. Kaçmaya yeltenmiş ama becerememiş. Başka bir yere nakletmişler. Yani yatmış, çekmiş cezasını. Evet, ben kaçıyor sandım ama. Bak ne diyeceğim şekerim, bu gece bize gelin. Hep beraber bir yemek yiyelim. Çok özledim Bilal'i, ha? Evet, ne iyi olur. Konuşurum Bilal'le. Tabii senin vaktin varsa Kadir. Geliriz tabii. Akşam sizdeyiz. Güle güle Kadir. Geç kalmayın ha. Kalmayız Sevda. Herkes hayatına devam ediyor. Olan abim oldu. Bir tek o yok. Biraz abarttım galiba. Zor taşıyorum. Ay İpek görmesin o kadar torbayı. Kesin dırdır eder. Benim de canımı sıkar. Aman görmesin beni. Fitnat! Yakalandık. Hayrola Fitnat? Çarşıyı satın almışsın bakıyorum. Yok o yolun eki birkaç parça bir şey. Zor taşıyorsun baksana. Neresi birkaç parça? Senin de paramda gözün var galiba. Nazarın değecek şimdi. Aa, neden nazarım değsin Fitnat? Sadece merak ettim. Etme! Merak filan etme. Kimseyi ilgilendirmez Kadriye. İyice üşüttü kadın. Nereye varacak bunun sonu acaba? Bakalım bu söyleyeceklerime ne diyeceksin Tilki? Baş belası geldi gene. Seninle konuşmaya geldim Tilki. Zaten paso konuşuyoruz. Neyi çözeceksek. Buyur otur, konuşalım. Boyan ortaya çıktı Tilki. Ne yapıyorsunuz? Kimlerle iş yaptığını, her şeyi öğrendim. Neyi öğrendin be? Neden bahsediyorsun sen? Çevirdiğim pis işlerden. İğrenç bir herifle işbirliği yapmandan söz ediyorum. Blöf yapıyorsun. Beni konuşturmaya çalışıyoruz. Tamam abi, sakin olun biraz. Seninle şimdi uğraşmıyorum. Nasılsa cezanı çekeceksin. Çok yakında Tilki. Çok yakında. İnanamıyorum. Bu olanlara inanamıyorum. Hayat çok garip anne. Hep oyunlar oynuyor insana değil mi? Sürekli şaşırtmaya, kandırmaya çalışıyor. En büyük hayalimiz de bu değil mi anneciğim? Birlikte olmak, senin iyileşmen. Ben çok iyi. Nasıl bir rol yaptın anne yıllarca? Neden? Rol yapmadım. Sadece öyle olması gerekliydi. Şimdi durum farklı. Artık oturup bekleme zamanı geçti. Kadir. Seni bekliyordum. Ne o? Heyecanlısın. Bilal döndü Tahir. Geldi. Bilal mi? Geldi mi? Evet. Bak o da geldi. Her şey eskisi gibi. Hiçbir şey eskisi gibi olamaz Kadir. Bilal de geldi işte. Artık bir aradayız. Sen de aynalı. Sen de dön mahalleye. Bilal'i getir buraya. Ama söyle üzülmesin. Beni bu halde görünce üzülmesin. Burası mı? Evet, odası burası. Kimse yok burada. Yok. Hani burada kalıyordu? Kalan yaşlı kadın nerede? Yok, kaçmış. Ne demek kaçmış ulan? Doğruyu söyle. Doğru söyle, yoksa yiyeceksin kurşunu kafana. Yemin ederim kaçmış. Biz de haber alamadık kendisinden. Ah! Yapmayın, yalvarırım. Ağzını açmayacaksın, kimseye bir şey söylemeyeceksin. Yemin ederim söylemem. Ah! Nasıl? Dinlenebildin mi biraz? Uyudun mu? İşte buna uyumak denirse. Uzun zamandır ilk defa ev yemeği yiyeceğim. Sen de öyle değil mi? Hapishane yemeklerinden sonra. İyi olacak Bilal. Bundan sonra her şey iyi olacak. Ne iyi olacak be Kadir? Bırakalım birbirimizi kandırmayı. Onca yaşanan şey unutulur mu? Bıraktığı izler silinir mi hiç? Yani durum böyle abi. Ne halt edeceğimi bilmiyorum ya. Ben hayalimi görüyorum Armut. Bu Bilal değil mi? Harbiden de o abi. Bilal bu. Nereden çıktı bu be? Yaşıyor muydu bu herif? Bilal! Geliyor bela. Vay Bilal, döndün ha? Döndüm Tilki. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk da neden bu kadar sevindiğini ben pek anlayamadım. Çok şaşırdık da ondan. Geç kaldık Bilal. Sizi tutmayalım o zaman. İyi geceler. İyi geceler. Bu hapisten kaçmamış mıydı? Ben de öyle duymuştum ama. Polis bizden daha iyi bilir herhalde. Bir haber uçuralım da Bilal Bey'in akıbeti belli olsun. Yerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Yeni bir bina var. Buranın tam tersi istikametinde olsun. Hemen efendim. Çocuklar bir süredir araştırıyor zaten. Bakın, yerimiz öğrenildiği anda her şey biter. Bu yüzden elinizi çabuk tutun. Acele edin. Evet, çorba da geldi. Her şey hazır değil mi? Bir eksik yok. Yok şekerim, yok. Nasıl? Saçım başım iyi değil mi? İyisin Feride. Öleceksin ayol heyecandan. Yok canım, ne heyecanı? Ne var ki heyecanlanacak? Tabii canım, ne heyecanı? Kızıma bak. Ay kız, sen ne güzel olmuşsun böyle. Kadir de beğenir mi? Ay, bu da Kadir için süslenmiş. Can, yemek mi yiyorsun Geldiler. Sen açsana Sevda. Tamam. Geldim. Ay hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Hoş bulduk. Selam ol biraz. Nasılsın Sevda? İyiyim, iyi. Hiç değişmemiş. Gelin ayol, esir ettim sizi kapının önünde. Hoş geldin evimize, hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Feride. Bilal. Hoş geldin. Hoş geldin Kadir. Gel. Hoş bulduk. Hoş bulduk canım. Ne güzel olmuşsun sen böyle. Sahi mi? Evet. Senin için giyindim. Bak sen, demek benim için giyindin ha. Çok yakışmış. Nasılsın Feride? İyiyim Bilal. Hadi şekerim, kaldınız ayakta böyle. Sofraya buyurun hadi. Şöyle geç Bilal'cığım. Gel Bilal, sen böyle otur. Her şey çok güzel görünüyor. Sen bir de tadına bak şekerim. İyi gördüm seni Bilal. Bu kadar şeyden sonra ne kadar iyi olunursa o kadar iyiyim işte. Hepimiz çok şeyler yaşadık. Çok şeyler geçirdik. Ama zaman en iyi ilaç. Ben yarından umutluyum. Tabii ya. Hayat devam ediyor. Yapacak hiçbir şey yok. Benim artık hiçbir beklentim yok. Hayattan hiçbir umudum yok. Bilal böyle konuşma. Daha yaşımız kaç? Koca bir hayat var önümüzde. Hayatımın en güzel yılları hapiste geçti. Hem de bir hiç uğruna. Bir kadın yüzünden. Aynalı haklıydı. Hiçbir şey için değmezmiş. Elini kana bulamaya değmezmiş. Hiç kimse için. Aynalı her zaman haklıydı. Hava ne güzel değil mi Tekin? Öyle. İnsanın canı eve girmek istemiyor vallahi. Hoş. Sanki girecek bir evimiz var da. Sanki sokakta yaşıyoruz İpek. Sen de bir hoşsun yani. Bizim evimiz mi orası Tekin? Kendi evimiz bile yok. Sen de durup bu meseleyi açıyorsun İpek. Sıkıldım artık. Ne yani? Sıkıldın diye konuşmayacak mıyız? Bir şeyler yapmak lazım. Sana kalırsa daha çok sürünürüz biz canım. O zaman seni süründürmeyecek birini bulsaydı İpek Hanım. Bak bak bak, şu tavırlara bak. Hem suçlu hem de güçlü. Koca olarak bu işi senin halletmen gerekiyor, tamam mı? Ya neyle kızım, neyle? Param var. Senin hiç paran olmadı ki zaten. Evet, olmadı. Ama en azından senin gibi miras kaldı. Zenginin palavraları atmadım. Başıma kakıp durma. Bıktım senden de, annemden de. Nasıl görünüyorum Sevda? Güzelsin şekerim, güzel. Saçlarım nasıl? Ne bu heyecanın şekerim? Gerçi ben nedenini biliyorum ama... Ne olabilir ki? Ay şekerim, oyun oynamayalım birbirimize. Bilal için süslendiğini ikimiz de biliyoruz. Aman Sevda, ne alakası var ki Bilal'le? Yüreğim pırpır etti değil mi onu görünce? Tıpkı eski günlerdeki gibi. Ama o da gözünün içine bakıyordu gizli gizli. Her şeyin değerini bilmek lazımmış Sevda. Keşke geçmişe dönüp düzeltebilsek. Keşke daha az hata yapsak. İnsanı hataları olgunlaştırıyor Feride. O zaman daha dikkatli olmayı öğreniyorsun. Hayrola? Neyin var senin? Seni bir yere götüreceğim. Nereye? Dolaşacaksınız ha? Tabii. Sen de özlemişsindir İstanbul'u. Birazdan Bilal. Birazdan buradan kalkıp gideceğiz. Nereye Kadir? Nereye gideceğiz? Biriyle buluşturacağım seni. Çok şaşıracaksın. Ay güzelsin şekerim, tamam. Hem belki kahvede değildir Bilal. Doğru. Belki de içeride değildir. Çıktı. Merhaba kankalar. Merhaba. Merhaba. Nasılsın Bilal? İyi. Sen nasılsın? İyiyim. Siz nereye böyle? Kadir beni... Bilal'le dolaşacağız biraz. Evet, dolaşacağız. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Güle güle. Hiç değişmemiş. Eski Bilal. Herkes senin adını duyunca titrer amca. Ve sen kızını bulamıyorsun. Ama karşımda en az benim kadar güçlü biri var bu sefer. Kabullenmek istemiyorum ama belki de benden daha güçlü. Peki ondan, Yeşim'den ne istiyorlar? Bana zarar vermek, yıkmak için. Ama bir şey daha var. Ne? Yeşim. O sanırım beni mahvetmeye çalışıyor. Bu ne demek amca? O senin kızın ve senin canı gibi seviyor. Hırs başka bir şeydir. Hele de içinde intikam duygusu varsa. Ne ana, ne baba, ne de evlat tanır. Hepsini harcar geçer. Seni gene aynı pozisyonda bulacağımı biliyordum Armut. Buyur abi, hoş geldin. Hoş bulduk. İşe geç kaldım bugün. Baksana, kahvaltı bile etmemişsin. Bugün öyle oldu. Gece işim vardı da. Ya abi bak, görüyor musun? Bilal de dönmüş. Onlar da kedi yavrusu gibi. Götürüp bırakıyorsun bir yere... 6 ay sonra geri dönüyorlar. Yakında Tahir de dönerse hiç şaşırma abi. Dangalak konuşma Armut. Ya ben ne dedim ki abi? Tahir... Gezme! Ulan Tahir'in adını anmayacaksın bu mekanda. Peki abi, sustum. Efendim? Senden hiç haber gelmedi Ekrem. Ben arayacaktım. Demek arayacaktın. Yemin ederim arayacaktım, vallahi. Bugün geleceksin. Bakalım neler yaptın bu süre içinde. Pek bir gelişme olmadı. Sakın gecikme Ekrem. Konuşacağız. Bir durum mu var abi? Bela oldular başıma. Bela. Ne yapacağım ben? Nasıl kurtulacağım bunlardan? Neden getirdin beni buraya? Biz ne bekliyoruz? Sabırsızlanma. Göreceksin. Birazdan göreceksin. Burada... bu tepede Tahir'le buluşurduk. Çocukluğumuzdan beri kaçar buraya gelirdim. Burada ağladım. Burada dertleştim. Aşklarımızı, acılarımızı paylaştık. Sonra... bitti işte. Her şey bitiverdi. Neden? Tahir. Hoş geldin. Kardeşim. Sen... İnanamıyorum. Aynalı yaşıyorsun. Nasıl? Kavuştuk ya. Hiçbir şeyin önemi yok artık. Eskisinden daha iyi olacağız. Daha güçlü. Dinlendirici bir yer burası. Kendimi hiç bu kadar huzurlu hissetmemiştim. Bundan sonra burada yaşayacağız. İkimiz. Hep hayal ettiğimiz gibi. Bunun hayal olmadığını, bir gün gerçekleşeceğini biliyordum. Burası kimin anne? Benim. Senin mi? Nasıl olur? Benim neden hiç haberim olmadı? Daha bilmediğin çok şey var canım. Çok. Çok planlı davranacağız. İkisi de cezasını bulacak. İkisine de cezasını kendi ellerimle vermek isterdim ama... Kadir, değmez. Aynalı ve benden dersen. Hiçbir pislik için elini kana bulamaya değmez. İkisini birbirine düşüreceğiz ve biz aradan çekileceğiz. Ben gidiyorum. Mantıklı davran Kadir. Sabırlı ve zeki ol, tamam? Kendine hakim ol. Hiç merak etmeyin. Anlaşıldı mı dediklerim? Bellediniz mi? Anlaşıldı ağam. Anlaşıldı. Bu defa da beceremezseniz mahvederim sizi. Duydunuz mu? Duyduk ağam. Merhaba. Yeşim'i soracaksan bir haber yok. Şunları çıkar da konuşalım. Dışarı. Bu ne? Yıllardır aradığın şey. O katilin adresi. Saklandığı delik. Nasıl? Nereden buldun bunu? O kadarını sorma. Al işte. Gör hesabını. Savaşın sonu belli oldu. Artık tek söz sahibi benim. Merhaba. Çağırmasam arayacağın, geleceğin yok Ekrem. Bu sıralar işlerim biraz yoğundu da. Senin bundan başka işin olamaz Ekrem. Senin işin sadece benim. Haklısınız efendim. Şimdi söyle bakalım. Kızı buldun mu? Ben... Bulamadım. Çünkü kızı aramıyorsun değil mi? Nereye bakacağımı, nasıl bulacağımı bile bilmiyorum. İşin başında seninle her şeyi konuşmuştum. Bu yolda bahane olmaz demiştim sana. Bahane değil. Gerçekten ağam. Bırak beni. Sana hayatım üzerine yemin ederim. Kimseye bir şey söylemem. Yeter ki azat et beni bu işten. Bir daha hayat boyu karşına çıkmam. Ne olmuş bu kadına böyle ya? Açılmış, şaşılmış. Vay 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 vay. Merhaba Dünür. Merhaba. Nasılsın bakalım? İyiyim. Vallahi bence de çok iyi görünüyorsun. Yani seni böyle görünce... Tarzımı değiştirdim. Pek iyi olmuş, pek. Sağ ol. Vuruyor mu çocuklar sana? İşte arada bir. Çekerim onların kulaklarını. Yalnız bırakmamaları lazım senin gibi genç ve güzel bir kadını. Mersi. Aa, şuna bak sokaklarda. Ay inanamıyorum böyle bir annem olduğuna. Anne! Anne! Sen miydin? Anne ne bu hali? Ne varmış ayol halimde? Ha, ne var? Ha, ne demek ne var ya? Şuna bak sokak ortasında. Hıy, aa, çok ağırlısın. Sana mı soracağım? Valla sana söyledikleri. Ağzından çıkanı kulağın duysun senin. Sen ne oluyor kız orada? Galiba kavga ediyorlar yine. Utanmıyorsun değil mi? Tut şunu. Yedir seni kalk. Dur ya. Gel buraya. Gencim. Başladılar gene ya. Ne yapıyorsun? Durun ayol ne yapıyorsunuz? Yol kızı yol. Yine bekleyeyim tamam mı? Bak mı diyeceğim? Bırakın. Bırakın. Ay. Ya rezil yapmayın. Benim için kavga ediyorlar ya. Vay be. Laf yedi İpek. Bırakın kızım. Fitnat. Ay. Ay bırakın. Gel buraya. Halinize bakın. Tamam durun. Size anlatmaya çalıştım. Elimden bir şey gelmiyor artık. Bu işler... Bu yol bana göre değilmiş. Şimdi mi anladın bunu? Evet. Geç. Biliyorum ama anlayın beni. Bak, sana bir şey söyleyeyim. İki seçeneğim var. O kızı bulamazsan öleceksin. Bu işten çıkmaya kalkarsan da öleceksin. Birinci seçenekte yaşama ihtimalin az da olsa var. Hadi seç birini Ekrem. Ne kadar zamanım var? Bir gün. Hı? Bir gün mü? Evet. Yarına kadar o kızı ve kitabı bulamazsan öleceksin Ekrem. Elimdesin. Avucumun içindesin artık. seninle anlaşamayacağız Ekrem. Öyle görünüyor. Ben... Yani biz anlaşabiliriz. Gerçekten. Pek sanmıyorum Ekrem. Bu işi halledebilecek gibi görünmüyoruz. Bakın efendim. Lütfen bana bir şans daha verin. Bak, bütün şanslarını kullandın Ekrem. O kızı bulmak zorundayız. İnanın bana, elimden geleni yapacağım. Bulacağım o kızı. O kızı da, kitabı da. Ne oluyor? İşte seni deliğinde yakaladım. Artık saltanatın sona erdi. Beni öldürecek misin Tahir? Hem de kendi ellerimle. Kayıt. Lafını bil de konuş Kadir. Eğer ona bir şey olursa... Yeşim yaşamazsa seni mahvedir. Duydun mu beni? Eğer geç kalmışsan... Beni tehdit mi ediyorsun? Galiba verdiğin parayı da seni fazla büyüttü. Bana bak ha! Dört, üç, iki, bir, kayıt. Nasıl gireyim abi? Ne var? Güzel. Kayıt. Ne güzel düzeniniz vardı. Ne güzel düzeniniz. Böyle iyi Sevda. Gencecik kadın. Bazen kendini